de kötü geldi son çeyrek büyüme verisi. Yıllık bazda sadece 0.1 artış var. Yani son çeyrekte Amerikan ekonomisinde bir tekrar frene basılmış durumda. Veri kötü gelince zaten Fed'den de parasal genişlemeyi durduracağız diye bir mesaj beklenmedi. Beklenmiyordu. Bu nedenle de dün biz konuşurken hani altına bakıyorduk. En çok altın bu arada Fed'in açıklamalarıyla ilgileniyor. Altın zaten yukarı gidiyordu. Nasıl olsa Fed devam edecek bu parasal genişleme işini durdurmayacak diye. Nitekim beklenen oldu. Bu beklendiği için de Amerikan borsalarında daha çok gelen olumsuz büyüme verisinin bir etkisi görüldü. Bir miktar %0.39-40 civarında ABD borsalarında geri çekilme oldu ama zaten S&P zirvesini 1500'ü geçtikten sonra bir kısa düzeltme yapması gerekiyordu ve öyle de olduğunu gördük. Şimdi bu Federal Açık Piyasa Komitesi dediğimiz komite şu açıklamayı yaptı. Ekonomik aktivitedeki büyüme son birkaç ayda genellikle kötü hava şartları ve diğer geçici nedenlerden dolayı durakladı diyor ve şunu tekrar vurguluyor. 4 yıldır %7,5'un üzerinde seyreden işsizliği düşürmek ve geçtiğimiz çeyrekte %0.1 daralan ekonomiyi canlandırmak için daha önce işte biz otoritemizi kullanmıştık. Sınırsız tahvil alma gücünü ortaya koymuştuk diyor. Ve küresel finansal piyasalardaki gerginliğin biraz azalmış olmasına rağmen komite ekonomik görünümü aşağı yönlü risklerin olduğunu görünümde aşağı yönlü risklerin olduğunu görmeye devam ediyor diyor. Şimdi bunu demesi tabii bu açıklamayı yapması parasal genişlemeye ilişkin herhangi bir geri adım atmayacağının en önemli mesajı oldu. Bu satın alımlar yani para basmaya devam ediyor FED. Her ay 85 milyar dolarlık bir varlık alımı diyoruz buna. Varlık derken bunlar 40 milyar doları mortgage destekli tahvil alımları ve 45 milyar dolarlık da normal Amerikan devletinin çıkarttığı hazine tahvil alımı olarak bölünmeye devam edecek. Ve istihdam piyasasında ciddi bir iyileşme görülene kadar mesela bu 7.8 işsizlik ne bileyim 7.5 bir anda 7.1'e böyle çok bariz bir düşüş olmadan da en azından bu tahvil alımını durdurmayacağını net bir şekilde söyledi. Faiz oranlarına ilişkin olarak da zaten faizi hiçbir şekilde dokunması beklenmiyordu ki beklenen oldu. %6.5'a düşene kadar işsizlik veya enflasyon %2.5'un üzerine çıkana kadar faiz oranlarında herhangi bir değişiklik düşünmüyor. Bu piyasalar üzerinde çok hani anlamlı bir etki yapmadı. Sebebi de tamamıyla beklenen olduğu için anlamlı etki yapmadı. Zaten piyasalar hani beklenen bir şey olmuşsa şey yapmaz. Genel olarak çok büyük bir hareket veya ciddi anlamda bir sert düşüş ya da yükseliş yapmaz ama beklenen oldu. Bu sabah itibariyle baktığımızda da genel olarak Amerikan borsasının vadelilerine dünkü kapanış seviyelerinde yatay çok hafif binde 6 civarında eksi de Asya'da Çin ve Japonya'da bir miktar artış var. Oradaki artış da çok güçlü değil. Dış piyasalara baktığımızda Fed'in kararı sonrasında çok büyük bir dalgalanma yok. Bu arada petrol yukarı gidiyordu ve altın yukarı gidiyordu. Petrolle altında da hafif bir gerileme var Fed kararı sonrasında. Yani Fed'in bu açıklamayı yapacağı beklentisiyle bir miktar yükselmişti. Fakat karar Fed'in açıklaması içerisinde şey noktası çok önemli. Bu son çeyrekteki ekonomideki büyümenin ciddi anlamda yavaşlamasını Fed geçici diyor. Tırnak içerisinde geçici ve mevsimsel etkilerden kaynaklandığını söylüyor. Bu anlamda özellikle geçen hafta ve önceki haftalarda gelen ekonomik verilere baktığımızda genel bir Ocak ayında iyileşme var. Hani en azından PMI endeksleri dediğimiz satın alma yöneticileri endeksleri, imalat sanayi PMI endeksleri hepsi oldukça sert yükselişler kaydetti. Hı hı. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde beklenen oldu. Fed'den de bu tip bir açıklama geldi.
Peki hocam, gelelim borsaya. Evet. Gerileme düşüş dün de devam etti. Artık şunu söyleyebilir miyiz? Destekler tamamen kırılmıştır diyebilir miyiz? Dün ne oldu? Bugün ve bundan sonra ne olacak? Evet. Önemli nokta şu Barış. Özellikle dün hiçbir haber olmadan, yani her zaman borsanın sert düşüşüne mutlaka bir sebep bulursun. İşte daha öncesinde Moody's acaba notu arttırmayacak beklentisinin oluşmasıyla birlikte geçen cuma başlayan bir sert düşüş vardı. Evet. Pazartesi günü bu sert düşüş hızla devam etti ve salı günü itibariyle de 80 bini vurdu ki şu an ben grafiği veriyorum ve bu grafikte net bir şekilde göreceğiz şimdi. Bu ilk düşüş dalgası 80 bini geldi. 80 binden sonra bir tepki yapmasını zaten hani orası 80 bin altın rasyoya göre %38.2 seviyelerine tekabül ediyordu. Hatta birazcık daha altı. Ondan sonra bir tepki yaptı. Yaklaşık 2500 puan bir yükseliş yaptı. Bu 2500 puanlık yükselişin ardından ki şu bölgede borsa dün tam anlamıyla böyle yatay bir sıkışık açılış yaptı. Yani dünkü hareketlere bakacak olursak özellikle şu 3 tane bar, yani 60 dakikalık bar ilk seanstaki hareketleri veriyor. Hı hı. İlk seansın sonuna doğru hafif bir gerileme geldi. Yani 300-400 puan civarında bir gerileme geldi ve hiçbir haber yok. Dışarıda bir miktar geri çekilme vardı gerçi. Yani dış piyasalarda Avrupa'da bir miktar geri çekilme vardı ama bizde 70 şeyden itibaren 89 binden itibaren dünkü hareket demin yanlış verdim. Dünkü hareketi 5 dakikalık grafiğe geçtim. Şimdi dün açılıyor borsa. Bak dikkat edersen şurada yatay gidiyor ve bu yatay gidişten sonra ikinci seans açıldığı anda yine çok güçlü bir işlem hacmiyle, yani 5 dakikada yaklaşık olarak 50 milyon lotluk bir işlem miktarıyla ikinci seans boşluk bırakarak aşağı gidiyor. Boşluk bırakması önemli çünkü tam bu bölgede bir boşluk oluştu endekste ve 80 bin seviyesine kadar geldi. Şimdi 80 bin daha önce de denendiği için beyinde bu bir çıpa noktasıdır. Yani çıpa dediğimiz şey, ya artık yani ben de dahil, onu çok net söyleyebilirim. Çünkü 80, dün hatırlarsam bir şey çizmiştim, grafik çizmiştim. Ve şöyle demiştik, yani bir miktar yukarı, yukarıdan sonra bir dönüş olacak, bir dip çalışması olacak. Dip çalışması da nereye geleceği önemli borsanın. Yani 81 binin altına gelip 80.750, yani şu seviyelere kadar gelip bu seviyelerden tekrar yukarı dönerse o zaman sağlıklı yükseliş başlamıştır diyeceğiz. Fakat her zaman olduğu gibi, yani daha önceki sert düşüşlerde de olduğu gibi, bu noktada özellikle grafikte şunu vurgulamak istiyorum. Bu noktada 80 binin aşağı geçilmesi hani travmatik bir etki yaratıyor yatırımcıda. Normal şartlarda baktığında yani 60 dakikalık grafiklerde tekrar bakalım. Normal şartlarda baktığında bu 80 bin seviyesi için çizdiğimiz şu seviye, yani daha önce gördüğü 80 bin 30 seviyesi, 38 seviyesi, bunun altına olan gerileme normalde grafikte de çok net bir şekilde görülüyor. Hani 86 binden 80 bine kadar 6 bin puanlık bir gerilemenin yapmış olduğu psikolojik etkiyi 80 binin altına gerilemesi yapıyor. Ve bu arada tabii teknik göstergeler de bizler için çok önemli. Yani teknik göstergelerde ilk dipten sonra, ilk dibin görülmesi sonrasında yukarı yönlü bir tepki gelecekti. Bu tepki geldi 82.600'e kadar. Aşağıda bir göstergemiz var. Teknik bir göstergemiz. Bu teknik gösterge 50 seviyelerine kadar çıktıktan sonra, ki bu 50 seviyelerini hani geçmiş olsa devam edip gidebilirdi. Ama zaten dün değil de dün sabah yayına gelmeden önce yazdığım yorumlarda da hani ikinci dip arayışı olacaktır. Zaman zaman sert satışlar gelebilir. Çünkü daha önceki önemli sert düşüşlerin karakteristiği de bu. Dolayısıyla bu bölge bir konsolidasyon bölgesi olacak. Yani bir dip arama, sonra hacimlerin düşmesi, sıkışık işlemlerin olması. Dün tabii ki şuradaki hacim oldukça yüksek. Yani
81.500'den 80.000'e kadar olan süreç içerisinde yaklaşık olarak 170 milyon lot hacim var ki aynı hacim tam şurada oldu. Yani 180 milyon lot civarında bir yükseliş meydana gelmişti. Yani bir dip görüldü, artık yukarı doğru gidiyoruz. Sonra ikinci bir satış dalgası geldi. Ki bu satış dalgasının hani 170'ten ziyade 180 milyon lotdan ziyade ne bileyim 120 milyon lot civarında bir satış dalgasının olabileceğini ve 80.000-80.500 civarlarının test edilip yukarı ondan sonra ikinci dibi yapabileceğini düşünüyordum ama şu an görüntü çok daha düzeldi. Neden? Onu vereceğim. Arkadaşlar grafiği tam verip KJ'yi alabilir miyiz alttan? Grafiği büyük ekran verip evet. Şu da net bir şekilde görülsün. Ha, şurası gözükmüyordu. Şimdi burada bazı göstergeler kullanıyoruz. Bunlar teknik ama izleyicilerimiz çok bilmeyebilir. Evet. Ama bu teknik göstergeler özellikle bu bölgede şu dip seviye ve şu dip seviyeye baktığımızda çok net bir şekilde şuradan şuraya bir düşüş var. Yani bu aşağı yönlü. Hı hı. Fakat ikinci dipler oluşurken, bugünkü yazımda da onu özellikle vurguluyorum. İkinci dip oluşurken gösterge talebin o kadar çökmediğini de gösteriyor. Yani aşağıda da şöyle bir trend oluştu. Yani yukarı. Biz buna aykırılık diyoruz. Hı hı. Yani olumlu aykırılık diyoruz. Düşüş var, daha aşağıya görüyor ama gösterge daha aşağı gitmiyor. İşte böyle bir şey olduğu zaman genellikle artık konsolidasyon çalışmasının, dip çalışmasının en önemli noktasına gelmişiz demektir. Bu tür zamanlarda normalde yatırımcının yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi direkt fiyata odaklanarak her hareketi ve her 300-200 puanlık hareketi yorumlamak ve buna göre pozisyon almak isteyecektir. Yani o tamamıyla şeyin dışında bir şey. Stresin yönettiği bir şey. Yani duyguların yönettiği bir şey. Evet. İlginç bir çalışmadan bahsedeceğim sana. Endorfin hormonu vardır insanlarda. Hı hı. Endorfin hormonu bilmiyorum ne yapar biliyor musun? Ama insanları mutlu ve coşkulu yapar. Evet, evet. Hani böyle bir eğlence yerine gittin veya bir düğüne gittin işte oynuyorsun falan. Orada endorfin hormonu yükseliyor. Tümüyle stres azalıyor şey yapıyor. Şimdi önemli bir çalışma yapılıyor. Robert Schiller tarafından yapılıyor bu çalışma. Bu çalışmada çok ilginç bir şey yapıyorlar. İki tane seans odasına iki ayrı yatırımcı grubunu koyuyorlar. Ve bu iki yatırımcı grubundan bir tanesi farklı ama onlar ama farkında değil olayı. Seans odasının bir tanesine sprey sıkıyorlar ve sprey endorfin hormonu içeriyor. Yani o spreyi koklayan ve kanına endorfin karışan bir yatırımcı grubu. Yani borsa düşse de çıksa da ya işte böyle neşeli bir grup diyelim. Diğer tarafta da normal herkesin kendi haliyle olduğu bir yatırımcı grubu. Getirilere bakıyorlar. Bunlar yaklaşık bir ay boyunca aynı seansta işlem yapıyorlar. Hangisinin getirisi ne kadar olur şeklinde bir ne kadar oldu şeklinde bir çalışma. Bu uluslararası Journal of Behavioral Finance'de yayınlandı. Davranışsal finans diyoruz biz buna. Yayınlandı. İlginç sonuç. Endorfin hormonu sıkılanlar yani çok fazla o sırada birçok harekete her harekete reaksiyon vermeye çalışmayanların getirisi diğerlerinin yaklaşık 1.80 katı oluyor. Yani onlar %5 kazanmışsa ötekiler %9 kazanıyorlar. Diğerleri işte eğer %5 kaybetmişse ötekiler çok daha az kayıp veya artı getiri sağlıyorlar. Böyle bir dönem sonrasında şu zaten bilimsel makalelerde şu çok net. Bu tür zamanlarda yani dalga boylarının çok arttığı zamanlarda çok fazla alsata girmiş olduğun zaman yani kısa vadeli alsatlardan yapıyorum. Yoksa şu an piyasaya baktığımızda daha önceki böyle bu tür sert düşüşlerle karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak 2009'dan beri yaşanan en sert düşüşü görüyoruz. Yani bu bir S&P şeyi var. Amerika'nın notunu düşürmesi olayı var. Bir o zaman oluyor. Bir de bu 2012'ye girerken Kasım aylarında oluyor. O da işte İspanya başvuracak mı, vurmayacak mı, banka batacak mı, batmayacak mı o dönemler. Şu anda da bu grafikte görüldüğü üzere yani şu bölge sadece 80.000'in altındaki 1000 puanlık bölge
5000 puanlık düşüş algısı yaratıyor yatırımcılar. Çünkü çıpa önemli bir destek, yani güvendiğim dağlara kar yağdı olayı gerçekleşince öyle bir şey yapıyor. Bundan sonra beklenebilecek hareket, yani bundan sonra borsada bu baş aşağı gidiş nereye kadar devam eder sorusu, en çok gelen sorusu, yatırımcılardan evet. gelen soru. Şimdi teknik göstergelere göre normal şartlar altında, teknik göstergelerde de aykırılıklar oluştuğu için, yani düşmesine rağmen, fiyatlar daha aşağı gelmesine rağmen teknik göstergelerin en azından diplerinin yukarıda kalıyor olması, en azından burada bir konsolidasyon ve dip çalışması hareketinin olacağını gösteriyor. Bu aşamada yatırımcıya genel olarak gene bir yükseliş dalgası olacaktır, almaya çalışacaktır. Yani yükselişte alıp yeniden düşüş gelecektir arkasından. Yani daha önce olduğu gibi dün mesela salı günü yükseliş geldi. Çarşamba günü artı açıldı, yukarı gitti birazcık. Sonra arkasından yeni bir düşüş geldi. İşte bu hareketlerin hepsini ben yakalayayım diyen yatırımcı çok zarar edecektir. Yani yatay harekette de çok zarar edecektir. O yüzden genel olarak burada ben şey terimini kullanırım hep. Böyle dönemlerde en az bir hafta bir sabırlı olmak gerekiyor ve yatırımcının ölü taklidi yapması gerekiyor. Bir gün bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, 2001 krizi, yaklaşık 600 bin doları vardı. 150 bin dolara düşmüştü. Her gün fiyatları izliyordu. Ondan sonra ve her gün çok stresli bir şekilde telefon açıyordu. Şu kağıdımı gireyim, bunu mu yapayım vesaire. Ya dedim, Hakan abi sen dedim şunu yap. Ölü taklidi yap. Bırak dedim şeyi. Yani sen realize edip sattın mı her şeyi? Hı hı. Sattığın anda realize oluyor. Bundan 10 gün önceki karlar da, karlar da satmadığın sürece kar değilmiş. Zarar da satmadığın sürece zarar olmuyor. Yani zarar olarak hesaba geçmiyor. Şey değişimini kastetmiyorum yalnız. Hani bu fırsatı görerek daha olumsuz kağıtlar, daha önce tepki vermeyen kağıtlardan olumluya geçiş anlamında. Şey demiyorum. Hakikaten hiç, ondan sonra piyasayı izlemeyi bıraktı. Ve iki tane kural. Bir tanesi, normal paranı eriştikten sonra, paranın üzerine çıktığın anda, paranın üzerine çıktığın kısmı borsadan çek. Yani koyduğun paranın kar eden kısmını borsadan çek. O zaman tabii 2003-2004 yıllarına gelindiğinde tüm zararını hı-hı. kurtarmış ve artıya geçmişti. O 2003 işte ilk Avrupa Birliği'ne başvuru süreci. Sonra Avrupa Birliği'nin işte müzakerelerin başlayacağı beklentileriyle borsa böyle almış başını gidiyor falan. Yaşar ölü taklidi yaptım. Şimdi 600 bin dolar, 850 bin dolar oldu. Ne yapayım dedi. Ve 250 bin dolarına gitti. Bir şey aldı. Villa aldı o zaman. Yani 2005'te fiyatlar böyle falan değildi. Yani. Şu an 1,5 tabii, milyon dolar civarında. Şimdi mümkün değil. Villa, yani o aldığı villa. Yine 2008 krizi yaşanıyor. Hakan abi bir gün beni aradı. Yaşar ne yapıyorsun? İyiyim. Abi sen ne yapıyorsun dedim. O ana kadar da biliyorsun borsada yaklaşık 30 bine, 40 bine, 50 bine doğru hareketler hı-hı. yapıyor. 2-3 defa kazandığı kısmı çekmiş. O sırada 2 tane daha ev almış şeyden. Ve arkasından da 2008'de keyifle arıyor. Abi ne durumdasın? Vallahi işte 500 bin dolar gene 250 bin dolara düştü. Ölü taklidi yapıyorum diyordu. Stres burada çok önemli bir unsur. Yani şöyle söyleyeyim. Hani 82 binde de satsan, 80 binde de satsan, stresli bir ortamda sattıktan sonra fiyatlar aşağı gittiği zaman acayip rahatlıyorsun. Yani adam mesela diyelim ki satmış, sattığı anda düşüşten kurtulmuş oluyor. Düşüşten kurtulduğu için de fiyatlar aşağı gittikçe büyük bir mutluluk yaşamaya başlıyor. Satmasaydım ne olurdu yaşamaya başlıyor. Bu duygu bilinçaltında bir kayıt olarak geçiyor. Şey diyor ki beyin, yani amigdala bölümü, bizim farkında olmadığımız, yani ta ilk mağara devrinden itibaren tehlikelere karşı insanı korumakla görevli o amigdala bölümü diyor ki bu adamı ben bu şekilde rahatlattım. Bu mutlu şu an. Mutlu olduğu zaman zaten huzurluysa elini süremez bir daha. Zaten biliyorum bir, hani satmış olan ani bir düşüşe yakalandın, sağanağa yakalandın, kenara çekilip bir yerde korunman gerekiyor. O zaman zaten geri alamayacak. Zaten huzurlu yatırımcı ne satabilir ne alabilir. O anlamda. Peki ne zaman alacak?
stres yeniden başlayacak. Stres ne zaman başlayacak? Satan adam fiyatlar yükselmeye başladığında tekrar yükseliyordu, geri düştü diye yine bir mutluluk yaşayacak, gene alamayacak. Yani dünkü ve önceki günkü tepki çıkışında satmış olan birisi çıkış sırasında şöyle diyecek. Ah çıkıyor ama hafif stres başlarken yeniden düştü. Gene rahatlayacak, gene alamayacak aslında. Ama ne zaman alacak? Bu sefer tekrar yükseliş başlayıp da bir o, şimdi çıpa 82.500, yani orayı geçmedi ya endeks. Orası geçti yani yeni stres başlayacak. Bu sefer 83.500'de almaya kalktığında asıl orası tepe seviye olmuş olacak. Yine rahatlatmak için amigdala sattıracak. Bakacak ki mutlu oluyor gene yatırımcı. Yani stres azalıyor. Kandaki hormonlar dengeleniyor tekrar. Böylelikle yatırımcı dipte alıp, dipte satıp veya dibe yakın yerde satıp tepede almaya başlıyor ve zaten bu süreç kendi kendini tetiklemeye başlıyor ve devam ediyor. Evet. O anlamda şu önümüzdeki 1-2 haftayı yatırımcı biraz böyle uzaktan seyirci gibi izlemesinde fayda var. Ne o pozisyonu olsa da, çünkü o pozisyonlar realize edilmediği sürece çok şey değil. Hayır, daha düşüş olabilir mi? 78.500 mi olur? İşte 79.000. Şu an ama kafasında herkesin 71.000. Hani daha önceki zirve vardı, geçmiştik orayı ya, 71.000 konuşulmaya başlandı. Bu da zaten konsolidasyonun başladığına dair. Zaten konsolidasyon bir gün önce başladı. Bu dalgalar ve sıkışacak, hacim de düşecek önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Şimdi izleyicilerimizin de tabii hocam yorumları var bu konuyla ilgili. Mesela Turgutçin demiş ki, hocam piyasaya karşı bence çok iyimsersiniz. Çıkışların hiçbiri bu kadar hacimli gelmedi. Sert satış var. Bu satışların yerine konması için herhangi bir haberle, sert aşağı hareketle açılış ve sıkışık piyasa gerekmez mi? Yani hisseler satıldı, şimdi sıra hacimsiz sert düşüşte. Daha sonra ancak sattıklarını alacakları sıkışık piyasa olursa bundan sonra saatli yukarı hareket olur düşüncesindeyim. Ne dersiniz demiş. Tabii şeye katılıyorum. Sert satış zaten var. Çok açık bir şekilde gözüküyor. Hı hı. Şimdi iyimserlikten ziyade şöyle söyleyelim onu. Yani bu tür dalgalarla boğuşmak normal yatırımcının şeyi değil. Harcı değil. Onu söyleyeyim. İkincisi bu haber yok ortada. Tamam mı? Bir haber yok. En önemli nokta da şurası. Cuma günü satılanlar, yani geçen cuma, sonra pazartesi günü satılanlar, değil mi? Yabancı takas oranından sattılar. Yabancılar çıktılar, gittiler. Şu an genel hakim görüş bu. Peki yabancı satmış olsa TL hesabına geçtikten sonra ne yapması gerekiyor? Çıkıp gidebilmesi için şey yapması gerekiyor. Doları alıp gitmesi gerekiyor. Evet. Aynı süreç içerisinde bakıyoruz, dolarda da gevşeme var. Yani şimdi çıktım geri girmek için bekliyor muyum? Çıktım artık paramı alıp gidiyor muyum? 3 tane borsa şeyde, finansal piyasalarda 3 tane 3 adam var. Hani şey vardır ya, böyle kör topal vesaire bir hikaye vardır. 3 adam var. Birisi faiz, birisi borsa, birisi dolar. Hı hı. Şimdi en yalancı hangisidir diye baktığımızda hepsinin senkronize hareket yapması lazım. Yani Türkiye'de riskler çok büyümüş, artık gelecek karamsar hale gelmişse faizin 5.80'lere kadar düşmesi değil, tam tersine 6.5'u geçmesini beklerdim. İkincisi, eğer yine her şey, en doğrucu faizdir çünkü doğrucu Davut'tur faiz. Her zaman da ekonomideki barometre tahvil bono piyasasıdır. Bu yapılan bilimsel çalışmalarda da gösteriyor. Onu ayrıntı olarak anlatmak istemiyorum. Çünkü yapılan çalışmada mesela borsayla ilgili olarak şu sonuca ulaşmıştır Campbell Harvey. Diyor ki borsa 5 resesyonun 9 tanesini doğru tahmin etti. Hı hı. Şimdi 5 resesyonun 9 tanesini, yani borsa düşerse resesyon gelir. Şimdi borsa 9 defa sert düşüş yapmış. 5'inde resesyon olmuş, 4'ünde gelmemiş. Ama tahvilde, faizde böyle bir şey yok. Dolayısıyla doğrucu Davut faizdir. Şimdi ortam ne kadar kötü, yani S&P Amerika'nın notunu düşürdüğü sırada tüm dünya etkilendi bundan. Yani herkes parasını çekiyor, riskten korunuyor. Hemen Amerikan tahvillerine giriyor. O sırada döviz kaçışı var. Bizde dolar yükseliyor. Yani S&P'nin not düşürdüğü sırada dolar hızla yukarı gidiyor. Bizde faizler yukarı gidiyor o sırada. Bu olayda öyle bir şey yok. O yüzden ben gerçekten iyimserim. Yani doğruyu söyleyen gene faiz ve döviz.
Eğer yatırımcı yabancı aldı, sattı, şimdi de bunu alıp çıkıyorsa normalde dövize geçerek çıkması lazım. Bankaların rezerv opsiyon katsayıları da yükseltilmiş. Bankalar da döviz istiyor çünkü Merkez Bankası'na zorunlu karşılık yatırmak için. Şimdi böyle bir ortamda dövizde ve faizde hiç belirgin bir hareket olmadan burada büyük bir şey varsa o zaman buradaki toparlama da çok hızlı olur. Yani bu tamamıyla önceki tecrübelerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Peki hocam, Alparslan Akbulut diyor ki Amerikalıların 25 büyük bankadan 114 milyar dolar çekmesini Washington Times'ın haberi demiş. Nasıl yorumlamalı? Ha, haberi ben okumadım. Şimdi Amerikalılar 25 büyük bankada. Hani bunlar çok zengin Amerikalılar mı? Hı hı. Yoksa hani... Çok ciddi para. 114 milyar dolar. Evet. Ve 25 büyük bankada. Evet. Yani o haberin ayrıntısını bilmediğim için gerçekten yorum yapamam ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani bunu piyasa nasıl yorumladı? Mutlaka piyasa her haberi gördüğüne göre. Hı hı. O zaman... Hani bankalarda acaba bir ciddi kötüleşme mi var? Bankalar yeniden acaba çok riskli seviyeye mi geliyor? Stres testi mi yapılacak da işte şey oluyor, düşüyor diye bak. Onun da piyasaları, en azından Amerikan borsalarını ve Amerikan finansal sistemini etkilemesi lazım. Yani olumsuz etkilemesi lazım. Şu an eğer hani çok keskin bir yorum yapamam. Çünkü ayrıntısını bilmiyorum. Kimler çekmiş ve niye çekmiş? Yorumlamak zor. Peki altına bakalım mı hocam? Altında yukarı hareket vardı. Bundan sonra yönü nasıl olur? Yine bir soru var altınla ilgili olarak. 93.600'den aldım. 95.500 şu anda satışa geçmeli mi, beklemeli mi, ne dersiniz? Şimdi altında dünkü hareket, yani onu verelim altında. Yani Fed'in açıklama yapacağı beklentisi, yani 1660 dolarlardan sert bir yukarı hareket yaptı altın 60 dakikalık grafiklerde ve bu bir anda bizde de normal fiyatı yükseltti. Zaten dün de Fed bunu yapacağı için, böyle bir açıklama yapacağı için şey yapmıştık, altında yükseliş olacaktır ama 1700'ü geçmesi zor diyordum ben. Kısa ya, hep bu 3 aylık vadeyi konuşuyorum ben. Yani önümüzdeki 2-3 ayda altında çok fazla bir şey beklenmemeli diyorum genel olarak hep yorumlarımda. Sebebi de biz bu kanala girdik ve bu kanal içerisinde yani 1635-40 dolarla 1700 dolar arasındaki bir kanaldayız. Bu kanal içerisinde hareketler devam edecek. Kanalın üst bandına geliyor. Daha önceki geçen hafta yapmış olduğumuz yayınlarda da bakın, en üst bantta burada 1705 kırılırsa alınır ama ben olsam burada shortlarım. Genel short bir pozisyon, yani altında sat sonra tekrar 1660-1670 civarından al şeklindeydi. Bu hareket, dünkü hareket tamamıyla Fed'in açıklaması öncesi bir hareket olup belirgin bir yön belirtmedi. Yani hala şu görüşümü koruyorum. Yani 1645-1635'te 1700 aralığındaki dalgalanma devam edecektir. Burada 1695'e geldiğinde altını satabilir. 1685-1695'e geldiğinde 1705 yukarı geçilirse orada tekrar alım düşünebilir. Peki Serhat Özvarış da diyor ki hocam, yabancı parasını euroya çevirip gidiyor gibi. Dolar değil ama euro yükseldi. Döviz sepeti arttı. Bu mesajla beraber isterseniz hem bu mesajı yorumlayalım hem de dolara, euroya bakalım. Evet. Şöyle ki euro dolar paritesi neden yükseliyor diye baktığımızda Barış, özellikle şimdi ben bir şey yapacağım. Hani euro dolar paritesi yükseliyor ve bu yükselişte ki ana faktör ne? Yani euro TL'deki ana faktör ne? Şimdi euro dolar paritesi bakıyoruz. Buralarda 1.33.70 seviyesini kırmış. 1.36'ya yaklaşmış. Yani burada Türk lirasının euroya karşı değer kazanmaması mümkün değil. Şimdi de şeyi verelim. TL'yi verelim. Yeşil. Arkadaşlar grafiği büyük verelim ekrana. Çünkü yeşil renk gözükmüyor olabilir. Ha, şurada gözüküyor. Evet. Burada da, bu da TL Euro. Hı hı. Yani dikkat edersen Euro'daki ve TL'deki yükseliş, yani TL Euro yükselişiyle her ikisinin yükselişi neredeyse benzer, korelasyon çok yüksek gidiyor. Şurada bozulmuş korelasyon. Şurada biz Euro TL daha fazla yükselmiş
o yükselecek beklentisiyle. Sonra geri düşmüş. Genelde korelasyon çok yüksek. O yüzden ben onu yorumlayamam. Yani şöyle yorumlayamam. Ya yabancı parasını euroya çevirip gidiyor şeklinde belki tabii bir kısmı ondan olabilir ama bu korelasyon bu kadar yüksekken tamamıyla biz euro dolar paritesindeki parite hareketleri nedeniyle TL'nin yukarı gittiğini görüyoruz. Peki hocam, şimdi tabii yine burada piyasayla ilgili yorumları da geliyor izleyicilerimizin. Mesela Emel Hanım demiş ki hocam borsada yatırımcı olmak enteresan bir olay. Acaba diyorum bugün iş yeri açmış birisi her gün ekonomi haberleri izleyerek dükkanını açıp kapatsaydı halimiz nice olurdu? Herhalde her bir işletmenin ömrü birkaç gün bilemedin birkaç ayla sınırlı olurdu demiş. Vallahi şöyle yani bu çok acayip. Çok az bir şey yazmış, az bir cümleyle o kadar büyük şeyler anlatmış ki Emel Hanım. Yani o kadar önemli şeyler anlatmış ki. Borsada yatırımcı olmak dediğimiz şey aslında ne biliyor musun Barış? Borsada yatırımcı olmak, gidip bir şirkete ortak olup tüm bu dalgalanmalar vesaireden uzak durmak demek. Yani bir şirkete ortaksın sen, bu şirketin atıyorum yani temettü dağıtacak bir sürü şirket var Nisan ayında, tamam mı? Evet. Ve bunların temettü getirisi kaç biliyor musun? %7, %8, %10. Yani bankanın verdiği faizin çok daha fazlasını temettü olarak dağıtıyor. Bu şirketler bu düşüşten sonra bu temettüyü dağıtmayacak mı? Artı şunu da söyleyeyim. Atıyorum kağıt 6 liradaydı, 10 kuruş temettü dağıtacaktı. Evet. Tamam mı? Onu böyle 6'ya, 10 kuruşu 6'ya bölersen yüzde yaklaşık olarak 50 kuruş temettü dağıtacaktı diyelim, tamam mı? Yaklaşık olarak bölersen %8, %7,5 temettü. Şimdi kağıt düşmüş 6 liradan atıyorum 5,5 liraya. Ama düz hesap olsun diye 5 liraya düştü. 5 liraya %50 kuruş temettü %10'a çıkıyor temettü getirisi. Dolayısıyla Nisan ayında, Mayıs ayında temettü dağıtacak ve yüksek temettü, yüksek karlılığı olacak şirketler için şu an tam bir tarama dönemi şu an. Yani tam böyle bu fırsat. Herkes şunu bekliyordu. Hocam borsa bir düzeltme yapsa da girsek. Hocam borsaya girilir mi artık? Herkesin söylediği şey bu. Zaten piyasanın güzelliği de burada. Emel Hanım'ın burada noktası şu, söylediği olay şu. Aynı olayı ben birkaç kere yayında şöyle anlattım. Barış, bir ev satın alsan, evin fiyatını her gün ekranda görsen uyku uyuyabilir misin yani? Bunalıma girersin. Tabii yatırımcının evet. Şu anki durumu bu. Çünkü elinde hisse var ve 5 dakika önce bu kadardı, 5 dakika sonra bu. Tamam ben söyleyeyim yani. Bir gün sonra da başka bir değer. Yatırımcı evet. olmak demek bütün bu hareketi zamanlamayı yakalamak anlamına gelmiyor. Yatırımcı olmak demek gerçek anlamda şirkete ortak olup evet. bu şirketin geleceğini satın almak anlamına geliyor. Şimdi hocam çok kısa bir süremiz var. Bir soru var, onu sormam lazım. Hakan Doğan Demir diyor ki Şeker Piliç biliyorsunuz icra işlemleri evet. başladıktan sonra torunlarla görüştü. Ama anlaşamadılar. Şimdi Banvit'le bir görüşme var. Tahtası da 4 günden beri kapalı. Ne zaman açılır bu tahta? Süreçte Şeker Piliç'in durumu ne olur demiş. Çok kısa 1,5 dakikamız var. Evet, şöyle bu tür durumlarda İMKB çok doğru bir şekilde olay sonuçlanana kadar. Çünkü bundan önce torunlar ben alacağım deyince Şeker Piliç hızla yükselmişti. Sonra da icra geldi diye sert düşmüştü. Şimdi Banvit'le görüşüyor gene yükselecekti. Acayip bir volatilite oluşacaktı. Hı hı. Ya İMKB'de diyor ki ya bu sırada diyor yatırımcılar giriyor, çıkıyor, o habere göre gidiyor, alıyor, satıyor. Hani bizim böyle volatil, dalgalı zamanlarda uzak durun dediğimiz şey var ya, bunu önlemek için tahtayı kapattı. Dolayısıyla bu tahta kapanışını sakın şey gibi yorumlamasınlar. Daha önce Çukurova Kepez kapandı, öyle bir değil. Daha ömür boyu evet. açılmadı. İşte daha önce Sabah Yayıncılık, Medya Holding vesaire kapandı, bir daha açılmadı. Hı hı. Burada olan şey şu, yani bugün Şeker Piliç'i alacak çok fazla şey var, alıcı olur. Öyle bir devasa tesisi doğru, alacak çok şey olur. Bu anlamda İMKB ve SPK Şeker Piliç yatırımcısını zarara uğratmamak adına tahtayı kapattı. Hı-hı. Ve yine Şeker Piliç yatırımcısını zarara uğratmamak adına alınacak bütün kararları da yakından izliyor olacaktır. Hı-hı. Banvit eğer burayı alacak olursa öyle bir durumda çok ciddi pazar payı elde eder. Ama Banvit'in genel olarak şeyine baktığımızda tavuk pilit evet. sektöründe bir şey görüyoruz Barış. Yüksek borçluluk oranı var. Onlar bir kaynak yaratmalılar.
tabii kelepire düşürmek isteyecektir. Alış fiyatı açıklandıktan sonra veya bu sonuçlandıktan sonra tahta açılır ama bir süre daha ben bu görüşme sonuna kadar kapalı kalacağını düşünüyorum. Peki hocam, bitiriyoruz. Son bir mesaj okuyayım, öyle bitirelim. Güzel bir mesaj bu da. Mehmet Cengiz Özgöz demiş ki, Yaşar hocam, borsa çıksa da düşse de eğer hissem yoksa ben panikliyorum. Güzel. Hissem yoksa panikliyorum. İşte gerçek yatırımcı bu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Böylece bitirelim. Sürenin evet. Sonuna geldik. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir aramız var. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koza Altın paranın rotasını sundu. Sanatın bütün kollarının sihir olduğuna inanıyorum. Hülya Hoca sanat evde kurdu. Yaşamımıza yaşam kattı. Hülya Hocam da engelli yok. Ailesinde yok. Ama beni çok iyi anlayabiliyor. O halden anladı. Kendi imkanlarıyla kurduğu sanat evinde onca insanın umudu oldu. Vakıfbank olarak Türkiye'de daha nice Hülya Bostanoğulları olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz. Vakıfbank. İşimiz halden anlamak. Elbet bir gün yapılacaktı. Dünya yeniden İstanbul'a bakacaktı. Biz sadece zamanı öne aldık. Şimdi İstanbul'un projesi başlıyor. Önünüzde masmavi bir dere, arkanızda Belgrad ormanları, yanı başınızda Maslak, size özel metro istasyonu ve baştan sona çığır açan eşsiz bir mimari. Burası başka bir İstanbul. Vadi İstanbul. Bolu Dağı'na tırmanmak, bulutların üstüne arabayla da çıkıldığını bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Şimdi bireysel emeklilik sistemine katılan istisnasız herkesin yatırdığı paraya %25 devlet katkısı ekleniyor. Yani yatırdığınız her 100 lira 125 lira oluyor. Bireysel emeklilik sistemi, biriktirdikçe kazandıran sistem. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün bugün.com.tr'de. Referans Bakırköy'den 2013'ün ilk dev fırsatı. Anında kazandıran peşin indirimi, Halkbank'tan özel faiz oranları. Bakırköy'ün tam merkezinde zengin sosyal yaşam ve ulaşım kolaylığı ve %1'lik KDV avantajıyla bu fırsat kaçmaz. Referans Bakırköy. 444-5111. Hoş geldiniz Hülya. Asıl siz hoş geldiniz. Bir Odaya Bank'tır gidiyor. Odaya Bank, Odaya Bank, Odaya Bank. Ne var bu Odaya Bank'ta Allah aşkına, ne var? Bir anlatın da bileyim. Tabii, buyurun. Biz yepyeni bir bankacılık anlayışı için çalışıyoruz Hülya Hanım. Bizim her müşterimiz çok kıymetli. Her müşterimize ayrıcalıklı ve özel hizmet sunuyoruz. Nasıl yani? Ben ne hizmet alıyorsam herkes aynı hizmeti mi alıyor? Evet Hülya Hanım. Çok iddialısınız. Sizin gibi Hülya Hanım. Ben bu bankayı çok sevdim. Odaya, Odaya. Odaya Bank. Herkesin değil, sizin bankanız. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life. Hero'yla çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life. Harekete geç, gönüllü ol.
depreme karşı sevdiklerinle birlikte güvende ol. Sen de 55 bin İstanbullu gibi güvenli yaşam gönüllüsü olmak için 0212 455 56 çift 0'ı arayarak ya da güvenliyasam.org'a tıklayarak eğitim yerini ve zamanını seç. Hem kendini hem de sevdiklerini nasıl koruyacağını ücretsiz öğren. Hadi hemen harekete geç. Güvenli bir yaşam için adım at. Çocuk sahibi olmak bir arzu, dilek, murat ya da ümit olmaktan çıkıyor. Ailelerin umudu gerçek oluyor.